1 Ekim'den sonra YSK siyasi partilere seçmen bilgisini veriyor. Bizim arkadaşlar da o otomasyon programından bir kontrol sağlıyor. Bizim merkez Yenişehir ilçesi. Bir önceki Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 880 olan seçmen sayısının 2088'e çıktığı fark ediliyor. Bunun üzerine biz listeyi ayrıntılı incelediğimizde 1258 seçmenin buraya taşınmış olduğunu fark ettik. Daha sonra ayrıntılı tabii bir çalışma yaptık. Baktığımızda bu seçmenler Diyarbakır Çınar ilçesinden, Ergani ilçesinden, Kayapınar ilçesinden, Çermik ilçesinden, Çüngüş ilçesinden, Dicle ilçesinden, yoğun olarak bu 6 ilçeden tamamı erkek olan seçmenler buraya taşınmış bulunmakta. Yani artık kendileri mi, devlet üzerinden mi taşımayı yaptı, bilgileri dışında mı bu işlem yapıldı, o konuda henüz bir bilgimiz yok. Sonra bu kişileri, misal ben de Yenişehir Mahallesi'nde oturuyorum. Yenişehir'de bugün 2-3 aydır memurlar boş ev bulamıyor yerleşmek için. Bu 1200 kişi nasıl yerleştirildi, onun arayışına girdik arkadaşlarla. Yaptığımız tespite göre ilçe jandarmada iki katlı bir küçük bina var. 27D diye buraya dış kapı numarası verilmiş ve bu binanın iç tarafına da 40 tane bağımsız bölüm verilmiş. Her bir daireye de bazılarına 18, bazılarına 19, bazılarına 20 şeklinde o bölgede 1100 ile 1200 arası bir seçmen yerleştirilmiş. Tabii ki bu durum üzerine biz şeye başvurduk, İlçe Seçim Müdürlüğü'ne. Oradan aldığımız yanıt, biz şu an bir şey yapamıyoruz. Askı ilan süreleri başladığı zaman itirazınızı yaparsınız. Biz bunun üzerine bir kolluk araştırması yaparız. Bu kişiler burada oturmuyorsa silinir şeklinde bize bir cevap verdiler. Biz de o süreyi bekliyoruz. Aynı zamanda sıkıntı asıl şurada. Belediyenin bu kapı numaralarını orada bütün el halkı biliyor ki orada 40 tane bağımsız bölüm yoktur. Belediyede kim bunu verdi? Biz bunun da takipçisi olacağız. Gerekli yerlere hukuksal açıdan başvuracağız. Kimin burada hukuki bir sorumluluğu, cezai bir sorumluluğu varsa sonuna kadar takipçisi olacağız. Yani genel olarak halkın, şu an halkta bir öfke var tabii. Yani burada yaşamayan, ikamet etmeyen kişilerin gelip eylin iradesini belirlemesi bu tamamıyla demokrasiye aykırı bir husustur. Halk buna çok büyük bir karşı duruşları sergilemektedir. Onun dışında belki bu yurttaşlarımız kendi bilgileri dışında bu yerleşim yerleri kaydırılmış olabilir. Tam bilgi sahibi değiliz. Nüfus Kanunu 67. maddeye göre baktığımızda yalan beyanda kuruma bildirimde bulunmak, yani burada oturmuyorsun, yerleşimini gidip ben buradayım diye almışsan, bunun cezai karşılığı 6 aydan 4 yıladır. Yani bu kişiler de eğer bilgileri dışında olmuşsa, bu yurttaşların da mağdur olmaması için, ileride cezai soruşturmayla karşı karşıya kalmamak için kendilerinden bir an önce mevcut oturdukları yere adreslerini almalarını istiyoruz. Bu 1200 seçmenin taşınması Eylül için yani çok önemli bir husus. Nedenini soracak olursanız, 2019 mahalle idareler seçiminde HDP 900 farkla AKP'den seçmeni aldı. Şimdi 1200 farkın gelmesi, yani direkt bir nevi seçimler yok sayılacak. Belki de boykot kararı alacağız. Çünkü iradeye açık müdahale var. Yani bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz.